Merhaba arkadaşlar. Jahreyn iki haftadır hapiste. Biliyorsunuz müstehcenlik suçundan dolayı hapse girmişti. Bu süreçte de ufak tefek yeni gelişmeler oldu. Jahreyn hapishaneden bir mektup yazdı. Jahreyn'in tutuksuz yargılanması için avukatı ev hapsi dahil pek çok şartı kabul edebileceklerini söyledi. Tabii Türkiye'de her şey bir noktada unutuluyor ya da gündemden düşüyor. Jahreyn'in çıkması için yapılan destek paylaşımları yavaş yavaş bitti. Özellikle son bir haftadır falan neredeyse hiç konuşulmuyor. Normal böyle şeyler tabii ki. Tamamıyla gündemde kalmasını beklemiyorduk ama ben bu adam hapisteyken bile gündemi gerçekten garip bir olayla meşgul edebileceğini düşünmüyordum. Ama bu da oldu arkadaşlar. Bana sorarsanız benim beklentimden çok daha fazla hapiste kaldı ve hapisteyken Elçin Sangu Jahri'nin ona dava açtığını şu paylaşımla duyurdu. Olay kısaca şu arkadaşlar. Gerçekten çok saçma bir başlangıç noktası var. Elçin Sangu Witcher oyunuyla alakalı bir paylaşım yapıyor. Ardından ona mentlerde bir soru yöneltiyorlar. Tamamıyla oyunla alakalı. Bu arada oyunu bilmenize, oynamanıza falan gerek yok. Ben de bilmiyorum zaten. O da işte oyundaki karakterlerle alakalı bir cevap veriyor. Ardından Jahrain Elçin Sangu'nun oyunu gerçekten oynamadığını sadece bu konuyla alakalı prim kasmak için bu paylaşımları yaptığını belirtmek için abla CS oynadın mı hiç? Bitti son teröristi vurduğumda çok ağlamıştım şeklinde bir paylaşımda bulunuyor. Biliyorsunuz CS böyle bir oyun değil. Teröristi vurduğunuz zaman bitmiyor. Elçin Sangu da tamam kral en çok sen oynuyorsun. En iyisi sensin. Tamam şahanesin. Tamam diye bir paylaşımda bulunmuştu. Bunun akabinde başka bir kişi yine zorbalayacak bir kadın bulmuş. Keşke hiç muhatap olmasaydınız diyor Elçin Sangu ya. Yelçin Sangu da gamer'ın çomarına denk geldik şeklinde bir paylaşımda bulunuyor. Olay bu arkadaşlar. Tabi bir de Jahri'nin buna yanıtı var. Elçinciğim terbiyesizlik yapma. Haddini de aşma bence. Çomar falan. Hayırdır. Sana ger altın sevgililer arasında en iyisi kim diye soruyorlar. Bu arada böyle bir soru ben görmedim arkadaşlar. Mentlerde bu var ama belki başka bir yerde cevaplamıştır. Kızının adını veriyorsun. Onu da yanlış veriyorsun zaten. Oynamadığın oyun üzerinden cloud topluyorsun. Çarşın pazar olsun. Yani bir oyunu oynamadığı için ya da şöyle söyleyeyim daha doğru. Oynamadığını iddia ettiği için. Elçin Sangu'ya sallıyor. Bazı arkadaşlar şey demiş burada da terörü yapmış. Yani hani CS muhabbetinden acaba Elçin Sangu'ya terörist iması mı yapıyor? Bu da suç değil mi? gibi şeyler söylemiş ama olayı ben de ilk önce öyle sanmıştım. Çünkü Cahri'nin ve tayfası birçok kişiye böyle yakıştırmalarda bulunuyor. Ama burada böyle bir ifade yok arkadaşlar. Olayın daha öncesi anlattığım gibi. Şimdi gerçekten bu adam nasıl oluyor da yine bu şekilde bir gündemle karşımıza geliyor. Ben inanamıyorum, anlayamıyorum da. Buradan birçok kişi şu paylaşımlarda bulunmuş. Evet Cahri'ni savunmuştunuz. Ne oldu şimdi? İfade özgürlüğü falan diye ağlıyordu duydunuz Jahreyn için. Gördüğünüz gibi Jahreyn çomar kelimesine bile dava açıyor. Kendi yarattığı sistem içerisinde bu şekilde o da cezasını çekiyor şeklinde paylaşımlar Jahreyn'i savunanlara yine geçirmişler. O konuya geleceğim. Öncelikle bunun hukuksal tarafını söylemek istiyorum sizlere. Çomar kelimesinin TDK'de iki tane anlamı var. Bir tanesi çoban köpeği olarak geçiyor. Diğeri de isim hakaret yoldu terbiyesiz kaba saldırgan kimse anlamına geliyor. Ve burada bir köpek anlamı taşımadığı için ikinci anlamıyla kullanmış. Çok büyük ihtimalle bu davadan hiçbir şey çıkmayacaktır ama çomar kelimesine bile burada dava açılması gerçekten çok komik arkadaşlar. Cahire'nin savunulması konusunda da ben zaten ilk başta da bunu söylemiştim. Hala bunu söylüyorum. Cahire'nin kendi yarattığı sistemin kurbanı oldu. Ben hala içeride olması gerektiğini savunmuyorum çünkü eğer savunursam bir kere kendi ideolojime bugüne kadar savunduğum her şeye karşı bir şey söylemiş olurum. Sırf birini sevmediğim için böyle bir durum kesinlikle söz konusu değil. Cahire'nin en kısa sürede hapisten çıkmalı. Dediğim gibi beklediğinden çok daha uzun bir süre hapiste kaldı. Umarım yakın bir zamanda tahliye olur. Ancak buradan çıkaracağınız sonuç Cahire'nin savunulması savunmakla alakalı olmasın. Çünkü benim burada savunduğum şey kendi ideamın herkes için düzgün bir şekilde işlemesi ve adaletin olması. Yoksa burada kişilerden çok bağımsız bir şey savunuyoruz. Ama işte böyle durumlarda da insanların çıkıp ya bu adamı mı savunuyorsunuz demesini algılayabiliyorum. Çünkü gördüğünüz gibi kendi yarattığı sistemin kurbanı oluyor. Çomar lafına bile dava açılması bence büyük bir skandal. Ben bugüne kadar hep söyledim. Hakkımda hakaret, küfür hiçbir şeye dava açmadım bugüne kadar. Açmayacağım da. Tek dava açacağım konu tehdit konusudur. Çünkü tehdidi ben kendi fikrime göre ifade özgürlüğü olarak tanımlamıyorum. Keşke insanlar birazcık bu konularda daha özverili olsa ve böyle şeyleri yargıya taşımasa ki tartışmanın başlangıcında da gördünüz arkadaşlar. Hani çok saçma, hiç gereği olmayan bir tartışma. Elçin Sangı oynamış ya da oynamamış. Bundan prim kasmaya ihtiyacı olan bir insan da değil zaten. Kadın oyuncu ve tüm Türkiye'nin tanıdığı bir insan. Witcher oynayıp oynamaması kimsenin umurunda bile değil. Ama böyle şeylerle meşgul ediliyor ve kendi isminizi ile günün sonunda. Bugün yine mesela Zahri'nin bu konuyla alakalı gündeme gelmesi. Bakın Twitter'da 7 milyon kişi görüntülemiş, bütün haber sayfaları konuya dair haber girdi. Günün sonunda zahirene eksi olarak yazıyor. Yani şöyle bir noktaya geldi ki sevmediğim bir insana, abi tamam artık bunu yapmayın diyesim geliyor. Çünkü kendi kuyusunu kazıyor ve onu gerçekten seven, savunan insanlar olduğunu biliyorum. Çünkü bu adam yıllardır burada yayın yapan bir insan. Adamlar onların yayınlarını izliyor, para atıyorlar, fikirleri uyuşuyor vesaire. Ya da ona bir yardımı iyiliği dokunmuş oluyor. Eyvallah bunların hepsini algılıyorum ama o insanların da ağzına düzgün konuşabilecekleri bir malzeme veremiyorsun çünkü böyle şeyler karışıyorsun. Elçin Sangu da eminim bunu görünce gülmüştür yani. Ve hiçbir şey çıkmayacaktır bu olaydan. Çok üzücü gerçekten. Yani üzücü olan tarafı şu. Devletimizin bu konuyla alakalı bizim vergilerimizden kağıt harcaması. Polislerin buna mesai göstermesi falan yani. Hukuk okumuş bir insanın gidip bu konuyla alakalı ciddi ciddi müvekkilim falan diye yazılar yazmış. Yapmayın abi. Sonra tabi saçma sapan gündemler. Belki bazı beni tam olarak anlamayan insanlar bu videonun ardından şey de diyecek olabilir. Ya tüm bunları konuşup cariyenin serbest bırakılmasını savunuyorsun. Çok ikiyüzlülük değil mi ya da kendine çelişmiyor musun burada? Dostum videonun sol alt köşesinde geri sarma butonu var. İstiyorsan tekrar dinle. Emin ol kendimle çelişmiyorum. Emin ol anlattıklarım farklı şeyler. Tekrardan açıklamak istemedim kendimi. Bugünlük olaylar bu kadar arkadaşlar. Dinlediğiniz için teşekkürler. Kendinize iyi bakın. Hoşçakalın.